Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere dantel çözümler programında da beraberiz. Tane tane söyledim. İnşallah hata yapmadım. Efendim bugün aslında bize göre deni bir mevzuyu konuşacağız. Aslında onu kapımız kılacağız. Doğrusu bu. Risale-i Nur'dan bir metni bu olay ekseninde biraz fehmimizi yaklaştırabilir miyiz? Oradan yeni bir şeyler çıkarabilir miyiz? Bunu deneyeceğiz. Mevzu zaten gündem olan bir mevzu. Oscar törenleri sırasında Will Smith, karısı hakkındaki esprilerinden dolayı Chris Rock'a bir tokat attı. O bir komedyen, Chris Rock bir komedyen ve takılması normal. Onlarda zaten bu bir kültür. Zaten olaydan sonra yapılan tartışmalarda da Türkiye kamuoyunda dahi şöyle bir saflaşma oldu. Dikkatinizi çekmiştir eğer sosyal medyada takılan birisiyseniz. Biz biraz takıldığımız için fark ettik. Bir kısmı tamamen bizim Anadolu yerli Müslüman, Türk veya Kürt mantığıyla, buranın ahalisi mantığıyla, Arap mantığıyla ya da diyelim, Müslüman ahali mantığıyla diyelim en geniş başlıkta. Dediler ki ya adam haklı çünkü ya karısı hakkında ileri geri konuşulan bir ortamda birisinin tepki göstermesinden daha normal ne olabilir dediler. Elbette bu meselenin biraz Müslümancasıydı. Müslüman erkek ve Müslüman kadın çerçevesinde olayı ele alırsanız böyle bir tepkinin verilmesini normal görürdünüz. Ama işte biraz daha bu işin batılı dilini, batılı kültürünü, jargonunu bilenler dediler ki ya bu akademide bunlar hep olur. Onlar hep herkese takılırlar, herkes hakkında espri yaparlar. Böyle bir şeye kalkışması Will Smith'in çok yanlışı dediler işte. O ortamda hele ki batılı kültürde bir insanın böyle bir espriyi kaldırması lazım. Karısı hakkında böyle söylenmiş, şöyle söylenmiş. Pek bunlarla ilgilenmemesi lazım. Yani fazla üstünde durmaması lazım. Üzerine alınmaması lazım. Böyle bir tepki göstermemesi lazım. Tepki gösterse bile bunun yolunun bu olmaması lazım vesaire söylediler. Yani olayın içinde iki farklı bakış var. İki farklı analiz var. İki farklı kültür ve kök var diyelim. Bunun bize bakan veçhesine, bunun bize bakan veçhesi, ben şöyle bir yerden mevzuyu yakalamaya çalışacağım. Kadınların günlük hayatın içine daha çok dahil olmaları, daha rahat şekillerde dahil olmaları veya işte bir topyekün batıdaki gibi dahil olmaları diyelim. Sadece kazandırıyor mu? Bugün bize söylenen hep şu. Yani kadınlar hayata girdikçe, cesaretli oldukça, erkek gibi oldukça, erkeklerle eşitlendikçe hayat içinde hep kazanıyorlar, hep kazandırıyor süreç. Bize böyle lanse ediliyor. Gerek feministler tarafından, gerek işte batılılaşma taraftarı diğer akımlar tarafından, erkek veya kadın böyle yansıtılıyor. Hatta bizim içimizde bile köken olarak İslamcı olup da yine mevzuya böyle yaklaşanlar var. Yani süreç hep kadına yazıyormuş gibi. Kadın ne kadar ileri çıkarsa, ne kadar erkeğe eşit olursa, ne kadar toplumsal hayatta var olursa hep onun karınadır gibi söyleniyor. Ben de bu yakınlarda bir kitap okumuştum. Yakın dediysem yıl olmuştur yani. John Lukacs'ın Modern Çağın Sonu kitabı, Kitabe Yayınları'ndan. İnşallah ismi yanlış hatırlamıyorum. John Lukacs'ın Modern Çağın Sonu kitabı, Kitabe Yayınları'ndan. Sayfa numarası veremeyeceğim ama o sayfaların fotoğrafını almışım. Burada enteresan şeyler söylüyor. Önce onları okuyacağım. Kadınların günlük hayata katılmaları hep öyle mi? Hep pozitif mi netice verdi? Onlar açısından da, erkekler açısından da hep iyi mi oldu bunun sonuçları? Onu tartışıyor yazar kitabındaki batı eleştirisi yapan, içinden çıktığı kültürün acaba doğru yere doğru mu gidiyor? Acaba doğru bir şeyleri mi başarıyor yoksa yanlışlarımızı mı arttırıyor? Sorusunu sorabilen çok yazarın böyle şeyleri var, tenkitleri var. Bende de vardır onların görüntüleri, okuduklarımın elbette. Not almışımdır onları ama şimdi hepsine bakamadım. Sadece bu kitapta olanlarla paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Bilgisayardan okuyabildiğim kadar. O yüzden gözlükten yardım alayım. Bilgisayardan gözlüksüz okuyamıyorum. Evet, o kitaptan işte Modern Çağın Sonu kitabından bir paragraf okuyayım size. Sanayi çağının tamamı gibi bu gelişme de kısa ömürlü oldu. 20. yüzyılda boşanma ve kürtajın açık hale gelmesi dahil birçok değişim yaşandı. Yine de birçok düzeyde bunlar sebepten çok sonuçtu. Her büyük çağın sona ermesinden önce veya sonra, her büyük çağın sona ermesinden önce veya sona ermesine yakın zamanlarda olduğu gibi, kurumların, toplumların öf ve adetlerin mutasyona uğraması, cinsiyetler arası ilişkileri de kapsadı.
Bu cümleyi bir daha okuyayım arkadaşlar. Her büyük çağın sona ermesinden önce veya sona ermesine yakın zamanlarda olduğu gibi. Biz peygamberlerin kıssalarından biliyoruz ki azap ne zaman geliyor kavimlerine? İşte bu tür bozulmalar arttığında, Lut kıssası veya diğer kıssalar. Doğru yani, yazarın buradaki tespiti bizim Kur'an'ı bilgimize de isabet ediyor. Her büyük çağın sona ermesinden önce veya sona ermesine yakın zamanlarda olduğu gibi kurumların, toplumların, örf ve adetlerin mutasyona uğraması cinsiyetler arası ilişkileri de kapsadı. Eş, anne ve yuva yapıcı aile kadını hayali kaybolmaya başladı. Uzun süredir belli sosyal geleneklerin ve alışkanlıkların kısıtlandığı birçok kadın çeşitli istihdam alanlarında yeteneklerini kanıtlamak için can atmaya başladı. Yukarıdan bir daha okuyayım. Eş, anne ve yuva yapıcı aile kadını hayali kaybolmaya başladı. Uzun süredir belli sosyal geleneklerin ve alışkanlıkların kısıtladığı birçok kadın çeşitli istihdam alanlarında yeteneklerini kanıtlamak için can atmaya başladı. Bu haklı bir istekti. Yazar bunu hak veriyor. Yine de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların pazarda bir yerde istihdam edilme arzusu çoğu zaman bir mali ihtiyacın sonucu değil. Daha çok yeni bir dürtüydü diyor. Pardon, bir daha okuyayım. Yine de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınların pazarda bir yerde istihdam edilme arzusu çoğu zaman bir mali ihtiyacın sonucu değil, daha çok yeni bir dürtü ürünüydü diyor. Devam ediyor burada. Biz burayı geçelim. Bir de şu yukarıyı okumak istiyorum size. Başka bir sayfa. Aslında tatminsizlikleri erkeklerin baskıcı gücünden değil, aksine zayıflığından kaynaklanıyordu. Yine Bediüzzaman'ın bir sözü var. Kadınlar erkekleştikçe erkeklerin kadınlaştığı üzerine. Bugün onu okumayacağız ama o söz de aklıma geldi şimdi burada. Yükselen boşanma ve kürtaj dalgası, evlilik öncesi ve bazen de evlilik sonrası sık cinsel birliktelikler ve diğer birlikte yaşama biçimleri dahil cinsel özgürlüklerin kabulü, bekar kadınlar ve yalnız annelerin artan sayısı, düşen doğum oranları, böylece çekirdek ailenin gerilemesi, özellikle 1955 sonrası büyük sosyal değişimlerin ciddi alametleriydi. Bunlar arasında nadiren tamamen bilinçli olarak ama çoğu kez de böyle olmayan birçok genç kadının güçlü ve kaba saba da olsa, öz saygısını yitirme pahasına da olsa her türden erkek refakatine duyduğu arzu da yer alıyordu. Özetlersek, kadınların mesleki alanda tanınması ve aynı zamanda hukuken korunması artarken, benim çizdiğim cümle burası arkadaşlar, bu cümleye özel dikkat istiyorum. Özetlersek, kadınların mesleki alanda tanınması ve aynı zamanda hukuken korunması artarken, bugün işte kadem falan vesaire bu mevzu üstünde çok duruyor ama belki bu cümleyi okumadılar. Özetlersek, kadınların mesleki alanda tanınması ve aynı zamanda hukuken korunması artarken kadınlara saygı azaldı. Bunun bir nedeni özellikle Amerika'da kentleşme ve burjuva döneminin son aşamasında yaygın olarak görülen 20. yüzyılın gençlik kültüydü diyor ve devam ediyor yazar burada. Biz oralara daha fazla girmeyeceğiz. Özetlersek yazarın sözlerinden de şöyle bir şey anlıyoruz. Kadınlar hayatın içinde daha çok dahil oldukça onlara gösterilen özel saygı, ne diyelim, hürmet, muhabbet, bunlar zedelenmeye başlıyor. Yani onlar da sıradanlaşıyorlar. Erkek erkek ilişkilerindeki muameleye maruz kalıyorlar. Halbuki normalde erkek erkek ilişkilerinden daha aşkın bir saygı ilişkisi vardır kadınlara karşı. Mesela arabalar kaza yapar, sürücüler kavga edecek olur. İçeride kadın varsa, aile varsa normalde eski zamanlarda, daha saygılı zamanlarda hani şey yaparlardı. Hani kadın var yanında beni konuşturma derlerdi veya aile var. Şimdi vurmayayım, dövmeyeyim falan gibi şeyler söylenirdi. Bunlar azalıyor. Niye azalıyor diyor. Çünkü hayata girdikçe kadınlar daha da sıradanlaşıyor onlarla ilişkiler. Onlara saygı azalıyor diye bir şey söylüyor. Buradan da efendim ta gidiyoruz şimdi nereye? 24. lemaya gidiyoruz. Yani tesettür risalesine. Oradaki 3. hikmetin, pardon 1. hikmetin sonuna gidiyoruz.
şöyle yukarıdan bir yerden de birazcık okuyayım. Ondan sonra dönüp asıl Üstad Hazretleri'nin Eskişehir Mahkemesi'nde ceza almasına da sebep olan o kısmı okuyayım. Sonra da kendi yorumumu söyleyeyim. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar. Taarruza maruz kalmamak, bak taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Bu tesettürü biz hep şey diye düşünüyoruz. İlk tabi evvel emirde o düşünülmeli, doğru. Yani çarşafla veya işte başka şekillerde kadınların vücutlarını örtmesi gereken kısımlarının şer'an örtülmesi olarak düşünüyoruz. Fakat İslam'da tesettürün farklı katmanları da var. Mesela kadın erkek alanlarının ayrılması, yani ibadethanelerden tutun, kadınların ibadet ettiği yer ayrı, erkeklerin ayrı. Meslek hayatında da normalde İslami bir şekilde olsa Türkiye'deki çalışma hayatı, ki ona özenen iş yerlerinde de mesela bu ayrım yapılıyor. Kadınların çalışma alanları ayrı, erkeklerin çalışma alanları ayrı tutuluyor falan. Çok birbirine karıştırılmıyorlar. Bunu İslam'ın hassasiyetinden dolayı yapıyor Müslümanlar. Bu bile aslında bir koruma. Bir taarruzdan sakınma. Kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın diyor, devam ediyor. Biz sonunu okuyalım. Şu son ifade Üstad Hazretleri'nin ceza almasına da sebep olmuştur mahkemede. Yani kanaati vicdaniye üzerinden veriyorlar ama herhalde bu satırları konu ediyorlar. Bediüzzaman Hazretleri daha sonra başka bir yerde burasıydı diyor, ceza almama sebep olan yer. Mesmuatıma göre, duyduğuma göre diyor Bediüzzaman Hazretleri, merkez ve payitaht hükümette, yani Ankara'da, o dönemde payitaht Ankara'da, çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bil fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bil fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Hadisenin aslını bilmiyorum ben, hani bir yerde de okumadım. Üstadın bu duyduğum dediği hadise kimdir, kimin başına gelmiştir, nedir bilmiyorum ama işte oradan alıp gelelim. Biz buradan nasıl bağlayacağız Will Smith'le, onun karısına yapılan işte espriyle, onun buna şiddetle cevap vermesinin bununla ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Neye yaslanıyoruz biz? Hangi tanımlara yaslanıyoruz biz? Nereden konuşuyoruz biz? Kendi sosyolojimizden konuşuyorsak, evet, bizim sosyolojimizde bu durum böyle. Yani aslında kendi sosyolojimiz dediğimiz şey de insanlığın fıtratı. İnsanın fıtratında demek ki yani karısına hakaret edilen birisi onu korumaya çalışır. Bu insanın fıtratında olan bir şey. Ama batılılar diyorlar ki ya batılı oldun sen artık, hani bunları yapmaman lazım. Adam senin karını istediği gibi ithamlarda bulunabilir veya espri malzemesi yapabilir. Buna tepki göstermemen lazım. En azından fiziksel şiddet olarak göstermemen lazım. Ama burada diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, yani o kadar rahat olursanız kadın erkek ilişkilerinde, bunun sonucu işte nasıl burada işte birisinin karısına böyle bir sarkındılık hadisesi yaşanmış. İşte geliyoruz bugün de Will Smith'in karısına işte espriyle takılma hadisesi veya daha başka şekillerde. Yani bundan sakınamazsınız kendinizi. Bir şekilde o rahat sosyal ilişki ağı içinde bulunmak, karınızı da o sosyal, ya da namusunuzu da, eşinizi, kızınızı da o sosyal ilişki ağının içine sokuyor. Orada sıradanlaştırıyor. Gene John Lukacs'ın şeyine gidelim, metnine. O sıradanlaştırma içinde o da saygısını yitiriyor. Ona da saygı yitiriliyor. Ve bu da işte bugünkü o hadise gibi bir feveran yaşatabiliyor. Daha başkaları belki çok da yaşanmıştır Türkiye'de. Bu olayların sonucunun şiddeti oldu. İşte karıma yan baktı, karıma şöyle yaptı falan diye. Ama işte
sosyal hayatı bu kadar karmaşık hale getirirseniz, iç içe hale getirirseniz bunlar kaçınılmaz olacak gibi. Bediüzzaman Hazretleri de burada bu uyarıyı yapıyor gibi hissediyorum ben. Bak, mesnuatıma göre merkez ve payitaht hükümette çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Bu kadının bu muameleye maruz kalmasının sebebi biraz da işte o hatları karıştıranların mesuliyeti. Tesettürsüzlüğü yayanların mesuliyeti. O adam belki kundura boyacısı böyle bir ortamda bulunmasa, o kadını o şekilde görmese böyle bir günaha girmeyecekti. O adam da bak o ortamın karışması yüzünden bu günaha girmiş. Özetle şunu söyleyelim ve toparlayıp bitirelim. Lafı çok uzattım. Batı bize bir düzen getiriyor. Bize de bunu uygulatıyor. Büyük ölçüde şu an toplumumuz dejenere olmuş durumda. Ama bunun sonuçlarıyla bizi yüzleştirmiyor. Bunun sonuçlarını bir şekilde işte ağrı kesicilerle kanseri iyileştirmeye çalışmak gibi bastırmaya çalışıyor. İşte kadem cezaların arttırılmasını savunuyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor ama bu iş öyle olmaz. Sen eğer öncesini alamıyorsan sonuçları böyle işlere bağlanır. Bak işte Will Smith gibi bir adam kim bilir o şeyin düzenini nasıl biliyordur, Hollywood'un düzenini. O bile kendini tutamadı. Böyle bir şiddet olayına karıştı. Bu namus, ahlak, eş falan bunlara yan baktın, şöyle yaptın bu mevzulardan toplum çok çekiyor arkadaşlar. Biz şu an bununla yüzleşemiyoruz hatta. Neden? Sekülerler aman bizi gündeme derler. Aman başımıza iş açılır işte Haydar Akın Hoca gibi bizi de işimizden gücümüzden ederler falan diye. Bu mevzuları hala konuşamıyoruz cesaretle. Fakat konuşabilsek asıl deva buradan çıkacak. Mesela kadın erkek ilişkilerini bu kadar karmaşık halden bir uzaklaştırsak kim bilir o işte türlü cinayet olaylarının sayısı nasıl azalacak? CSI Las Vegas'ta galiba ilk de oydu. Yanlış bilmiyorsam CSI Las Vegas ilk şeyin CSI dizilerinin ilki oydu. Onda böyle bir istatistik söylüyorlardı ama tam aklımda kalmadı. Cinayet suçlarının %70'i cinsel suçlarla alakalıdır diyordu. Yani o civarda bir rakam söylüyordu. Cinayet suçlarının %70'i cinsel suçlarla alakalıdır. Yani bir sapkınlık, bir onu aldattı, bunu bir şey yaptı. Onun sonucu buna varıyor. Veya işte o kadının da gözü vardı, o kocası katlanamadı, onu vurdu falan filan. Demek ki tesettür hepimize iyi geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum bağlantı ne kadar oldu. Olabildiğince kurmaya çalıştık ama olmadıysa bile Risale-i Nur'dan bir kısmı ve John Lukacs'ın kitabından yine faydalı bölümler okumuş olduk. Özetle demek istedik ki, bu son özetim olsun. Demek istedik ki eğer batılılaşmak peşindeyseniz onun neticesi geniş olacaksınız. O genişlik yoksa da işte Will Smith gibi şeyler yaşayacaksınız. Sosyal patlamalar bizim sahamızdaki şeyle, cinayetler, şiddet olayları kaçınılmaz bir sonuç olarak geliyor, artıyor, görüyoruz, boşanmalar çok, kadına şiddet olayları çok. Bunlar bu mevzunun sonucu, cezalarla falan iyileştirilebilecek bir şey değil. Sosyal hayatın değişmesiyle giderilebilecek şeyler. İslam bu konuda çok dürüsttür. Bu işin nasıl temizleneceğini, nasıl düzeleceğini çok güzel tayin etmiştir. Bize de düşen ona teslimiyet ve tevekkül gösterebilmek. Cenab-ı Hak bize rüştüğümüzü ilham eylesin. Efendim başka bir entel meselelere, dantel çözümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.